hafta Koç hava burçları, ateş burçları, su burçları ve toprak burçları Vakıa suresini 7 adet okuyacaksınız. Hem sağlığınız hem de hayatınızla alakalı eksik olan her noktayı iyileştirmenizi Yasin mutlaka okuyacaksınız. Yasin suresini ve Yasin suresinden sonra da Mülk suresini okumanız gerekiyor. Bazı karışık enerjiler var dünyanın genelinde. Yani bu çocuklarımıza, annemize, babamıza, kardeşimize, işimize bu enerjiler yansımasın diyerek bu duaları okuyacağız. Ve esma olarak da Ya Şafi istediğiniz kadar çekin. Ya Şafi istediğiniz kadar çekin. Bakıyorum hemen esma kalbime göre bakacağım. Allah Bismillahirrahmanirrahim'i mutlaka bol bol çekin ve de El Muzili esmasını bol bol çekerseniz sevinirim. Yani gökyüzünde garip enerjiler var. Mutlaka Fatiha, Fatiha, Ayetel Kürsi, Nas Felak okumanızı istiyorum. Bir de nazar duası, nazar enerjiniz fazla var. Bir tuzun içerisine bunları okuyun tek tek. Bu tuzun üzerinde okuduğunuz duaları evin köşe çapraz noktalarına doğru koyun. 2 gün bekletin. Sonra onları alın. Tek tek alın. Ve bunu mutlaka bir toprağın üstüne atın. O çapraz noktalara koyduğunuz evredeki noktalara da azıcık limonlu şeker koyun. Evinizin enerjisi, evdeki dağınıklık, huzursuzlukların gitmesi için çok iyi olacak. Ama mutlaka bu dediğimin hepsini okuyun ki her köşeye, ya kasenin içine koyun. Tamam, karıncadan şey yapıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 köşe. Bütün evin çapraz köşelerine koyun. Rızkınız bollaşsın, insanlık iyileşsin, dünya düzelsin ve her şey iyi olsun. Temennimiz bu diyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, umutla kalın, hoşça kalın.